Sevgili izleyiciler, Türkiye'nin en çok izlenen Outdoor ve Yaşam kanalı Yaban Televizyonu'nda Rastgele Ali Birerdinç programına yine hoş geldiniz. Dün Mercifon'da av yaptık. Bugün Çorum'dayız. Ve dün Mercifon'da kaç tane domuz vuruldu? Hemen Kavak Avcılık ve Atıcılık Derneği Başkanı'na soruyorum. Günaydın, merhabalar Ali abi. Dün toplamda 17 tane domuz vurduk. Güzel bir av yaptık dün. Bugün daha iyisini yapacağız inşallah hep birlikte. İyi bakalım. Peki şu anda bulunduğumuz yer Ortaköy mü? Çorum Ortaköy. Ortaköy'den katılan avcılar da var. Var. Ortaköy'den katılan Vedat abimiz var. Başka kimler var bizim? Hangi kulüplerden gelenler var? Burası komple Kavak Avcılar Kulübü. Öyle mi? Murat var. Samsun'dan geldi. O da bizim üyemiz. Ben Kavak Avcılar Kulübü üyesiyim ama Çorumluyum, onun için buradan sayılırım yani. Kahraman Çorum. Ben size bir şey söyleyeyim. Aramızda Cide'den, Karadeniz'den bile gelen arkadaşımız var. Kastamonu Cide, hoş geldin. Hoş bulduk abi, teşekkür ederim. Söyle adını soyadını. Mustafa Taçkın, Kastamonu Cide. Mustafa da Kastamonu civarının iyi avcılarından. Canavar Mustafa diyorlar ona. Köpeğini de aldı. Oğlu asker, o da geldi ama çaktırmadan aramıza aldık. Biz İstanbul'dan Başkan Cemil Seçkin. Doktor Derya, o hep arkalarda durur çünkü kaçanları vuruyor arkadan. O bugün rahatsız abi. Çıkışı tutuyorum. Çıkışı tutuyor. Evet. ve Erdoğan İslamoğlu ile birlikte geldik. Peki arkadaşlar, bugün inşallah güzel bir av olur. Güzel atış yaparız ama aramızda en genç avcılardan biri var. Hemen ona da soralım bakalım ne yapıyor, o da tüfek atacak. Adını soyadını söyle. Doruk Nihat Özer, Samsunluyum. Samsunlusun, tüfek atacaksın. Atacağım. Başladın değil mi artık? Başladık canım. Babasının çocukluktan. Babasının oğluysa atacak. Babasının oğluysa atar yani. Ha? Kesin atar. 5. sınıftan beri geliyoruz. Geliyorsun. Benden 3 sene önce gelmişti. Şöyle bir şeydi. Şimdi babası bunu sulamış. Aha, bu hale geldi. Peki arkadaşlar. Hadi bakalım rastgele. Rastgele. Rastgele abi. Yaban TV ile av programındayız. Ali abiyle. Ben sürekli başı olaraktan kendimi çekeyim. Hadi! Hadi oğlum! Hadi oğlum! Hadi oğlum! Sevgili izleyiciler, bugün avımızın ikinci günü. Çorum'dayız. Arkadaşlar bizi en uygun yere bıraktılar. Başkan bıraktı. Domuzlar her iki taraftan da gelme ihtimali var. Çünkü köpekleri salacaklar. Ama her yer domuz izi. Bugün inşallah güzel bir şey olacak. Bakalım rastgele.
gördük diyorlar. Dağdan aşağı iniyor diyorlar. Bize mi geliyor, bir tarafa gidiyor bilmiyoruz. Önlerinde Karaca var. Karacalardan korktular şimdi. Huylandılar, bekliyorlar. Bana döndüler. Şimdi bana dönecekler mi acaba? Bakalım. Evet. Evet sevgili izleyiciler, derya tek atışta düşürdü. Telsizden anonsları duydum. Derya çökünce ben de çöktüm ama belli ki ona geliyordu. Arkası gelebilir. Çünkü gelebilir. Çorum'a geldik. Dün Merzifon'daydık. Ama Ali abiye dedim, Ali abi dedim, ben bugün de domuz vuramazsam bu haftada bu sezonu ava bırakıyorum. Beni bir daha arama dedim. Ondan sonra şimdi
bana domuz vurdurmak için Ali abiyle ili dolaşıyoruz. Dün Merzifon, bugün Çorum. Yarın artık döneceğiz artık. Akşam başka yapacak bir şey yok. Sevgili izleyiciler, avcılığın ilginç taraflarından biri de işte bu gördüğünüz gibi hem baba jipler dahi batabiliyor. Şimdi Mustafa'nın jipi battı. Onu çıkarmaya çalışıyorlar. Ondan önce Erdoğan'ınki biraz savrulmuştu. Ona otlarla desteklediler ama hiçbir şekilde avcıların arabası arazide kalmıyor. Bir şekilde çıkarıyorlar. Ve sonuçta işte şimdi ikinci bağa gideceğiz. 10-15 tane domuza atıldı. Tahmin ediyorum bir 8-9 tanesi de elde. Şimdi gideceğiz. İkinci bir bağ yapacağız yetiştirebilirsek. Çünkü akşam üzeri İstanbul'a döneceğiz. Sevgili izleyiciler, az önce ikinci bağ için geldiğimiz yere yerleştik. Biz Murat'la burada bekleyeceğiz. Hemen altımızda Derya var. Onun altında Başkan Cemil. Sol tarafa, bu tarafa da şeyi gönderdik. Muharrem'i gönderdik. Bekleyeceğiz, avcılık bu. Ben bugün tüfek atamadım ama arkadaşlar attı. Gene nereden baksan bir 10-12 domuz vuruldu ama şu saatten sonra bir 50'lik sürüyü kovalıyorlar. Eğer düşerse bize, biz de atacağız. Oldu oldu, olmadı ne yapalım? Rastgele abi. Aynen öyle, rastgele abi. Hadi bakalım. Vuruldu vuruldu, geliyor. Şunu atma, Samet'e gidecek aşağı giderse. Atma Samet, önüne geç sen vur bunu. Muharrem, bağ bitti, domuz postası bitti, herkes yerine, haydi anonsa. Sevgili izleyiciler, Türkiye'nin en çok izlenen Outdoor ve Yaşam kanalı Yaban Televizyonu'nda bir Rastgele Ali Birerdinç programı daha burada sona erdi. Çok da güzel bir alv yaptık, çok güzel de dostlarla tanıştık. Yalnız bu arada dikkatimi çekti. Bazı arkadaşlar hala turuncu ya da sarı, kırmızı renkler giymemeye çalışıyor. Oysa biz özellikle rica ediyoruz. Ne olur gözle görünebilir bir renk giyin avda ki bir kazaya kurban gitmeyelim diye. Bu arada şunu da hemen söylemek istiyorum. 2007'de başlayan öyküsü Yaban TV'nin
Şu saate kadar bayağı başarılı oldu. Neden başarılı oldu? Hemen onu söylüyorum. O yıldan itibaren başladığımız turuncu giyin sözümüzü uyan arkadaşlarımızdan çoğu şu anda hayatta ama bazı 100-150 kişi o yıldan bu yana hayatını kaybetti. Bu sene daha doğrusu 2016-2017 yılında av kazasında ölen maalesef rahmetli olan arkadaşlarımız 7 kişi olduğunu ben kendi tuttuğum özel arşivimde var. Ama bir yıl önce 25 ondan önceki yıl 50 idi dolayısıyla demek ki bayağı faydamız olmuş ki bu rakam maalesef ama yine de 7'ye düşmüş oldu. Dolayısıyla yine özellikle söylüyorum lütfen tüm arkadaşlar hatta görüntü gönderen sizden gelenlere görüntü gönderenler de turuncu renkli şeyler giymeden kaşkol şapka sarı olur kırmızı olur ama ormanda görünün arkadaş yani. Ağaç gibi bir adam orada duruyor ya da şey giymiş, kamuflaj giymiş orada duruyor. Dolayısıyla çok sıkıntılı oluyor avcılar için atışta kaza olmaması anlamında ben tekrar rica ediyorum tüm dostlarıma. Efendim bugün Çorum'da çok güzel bir av yaptık. Hemen yanında başkan var bizi buraya davet etmişti. Nasıl geçti bugün avımız? Kısa bir söyle bakalım. Hani abi bugün de avımız güzel oldu gayet. Doktor Derya Bey güzel bir atışta. Tek atışta domuzu indirdi. Onun görüntüsü var. Diğer arkadaşların görüntüleri var. Yani bugün de sonuç dünkü kadar olmasa da toplamda bir 9 falan oldu. Bereket versin. Yani. Biz çünkü daha önceki avlarda 3'ü 5'i geçemiyordu bazı postalarda. Burada dün de bugün de gayet güzel oldu. Bir de biz İstanbul'a doğru yola çıkmak üzereyiz. Saat 4 gibi yolumuz uzun olduğu için siz ava devam edeceksiniz. Aynen. Biz tabir edeceğiz. Biz ava devam edeceğiz. Biz devam edeceğiz. Dolayısıyla siz ava devam edeceksiniz. Biraz daha artabilir. Artar yani. Ama sonuç itibariyle köylüler çok rahatsız oluyordu bu domuz popülasyonundan. Buralarda çok yüksek diye. İnşallah faydamız olmuştur. Bu arada üzücü bir haber vereyim. 2017-2018 av sezonunu çok sevdiğim kankam Erdoğan İslamoğlu bugün sona erdirdi. Efendim neden erdirdiğini soralım. Ya aslında şöyle Ali abi gerçekten bana domuz vurmak için ilçe dolaştırdı. Hele ki iki gündür bir Merzifon, bir Çorum. Benim kısmetim değilmiş demek ki. Ama ben Ali abiye dedim eğer avlayamazsam dedim. Bu sezonu kapatacağım dedim. Yalnız böyle bir haksızlık oldu sanırım. Benim vuracağım domuzu Derya abiye gelmiş vuracağım domuz. Geldi dedim, sordu ama. Ne dedi? Ben Erdoğan abiye bakmıştım dedi. Dedim Erdoğan abi ileride. Ben oraya kadar gidemeyeceğim şimdi dedi. Burada kalayım ben dedi. Bu da Derya abi de demiş ki ben ağırlayayım seni. Evet, yani benim vuracağım domuzu Derya abi. Ben sana ithaf ediyorum. Ama ben aynı anda... Yani o zaman avı bırakmıyoruz. gelecek seneye bırakacağım diyor. Ama aynı domuzu Erdoğan'cım Derya'dan kaçsaydı bana geliyordu. Oradan sonra da Mustafa'ya gidiyordu. Başkan da yanımdaydık. Şansı yoktu ama tek atışta. Sordu sana adres sordu. Nerede diye ama. Peki sevgili dostlar. Evet. Çok güzel bir av yaptık. Yanımda bizimle birlikte her zaman gelen ve bize destek olan Cemil Başkan var. Neredesin başkan? Ha. Vallahi turuncu rengine katılıyorum. Şöyle az önce benim yanımda bir domuz geçti. Turuncu yemediği için göremedim, atamadım maalesef. Turuncunun faydaları. Bu da bana kapak olsun. Ama tabii başkan gördüğünüz gibi komple turuncu, Balkan postası özel kıyafetlerle çıkıyorlar hava. Dolayısıyla bu bir espri tabii. Sonuç itibariyle ben hala ısrarla rica ediyorum. Başkan örnek olsun tüm arkadaşlarımıza. Turuncu diyorum. Peki sevgili dostlar, gelecek Rastgele Ali Birer Dinç programlarında başka yerlerde, başka yörelerde buluşmak üzere. Gönderelim abicim. Selam gönderici arkadaşlar var mı söyle. Abicim tüm avcı dostlarımıza Kavak Avcılar Kulübü olarak selam gönderiyoruz. Bir de dün seçimi olan Esnaf Kooperatifi Başkanımız, biz de esnaf olduğumuz için yani seni Ali abimizi yalnız bırakamayız dedik, seçimine gidemedik. Helal olsun. Güven tazeledi. Onu da tebrik ediyorum. Ekibini ve kendisini de tebrik ediyorum. Osman Attı ve ekibini tebrik ediyorum. Peki. Buradan da tüm avcı dostlara selam olsun. Peki çok teşekkür ediyorum. Yerli Türkiye'deki ve yurt dışındaki avcı arkadaşlar, gelemediğim davetlerine uyamadığım arkadaşlar. Gönül koymayın, sezon bitmek üzere ama işte elimden bu kadar geliyor. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Hoşça kalın sevgili dostlarım. Hoşça kalın. Gelecek Rastgele Ali Birer Dinçler'de görüşmek üzere. Arkadaşlar teşekkür ediyorum. Hoşça kalın. Rastgele.